Evet gençler, artık devletin güvencesi altındasınız. Bize emanetsiniz. Size kimse zarar vermeyecek. Neler yaptınız içeride? Evleri kullanılamaz hale geldi. İnsanları sorduğumda bak. Bundan dolayı pişman olduk ve devlete teslim olmaya karar verdik. İlk başta ihtiyaçlarımız zaten vardı. Lojistikte. Ondan sonra tükenmeye başlayınca evlerde kalan erzakları tükenmeye başladı. Hani teslim olmak isteyenler var. Vurulmaktan ya da infaz edilmekten korkuyordu. Onlara da sesleniyorum. Burada devletin gerçekten hiçbir kötülüğünü görmedik. Gönül rahatlığıyla teslim olabilirdi. Halk ve saygın var zaten. Hani biz de mecburi teslim olmak lazım. Teslim olmasaydı orada ölecekti. Yani devlet de devletten kaçış olmaz. Yani ya orada ölecektik ya teslim olacaktık. Yani bize diyorlar siz teslim olursanız hani ses çıkarlar, sizi infaz ederler. Ölenleri ne yapıyordunuz? Onlar gömüyorlar, bir bahçelere falan gömüyorlar. Bahçelere gömüyorlar. Evlerde kalıyorduk işte. Boş olan evlerde kalıyorduk. Yataklar zaten vardı herhalde. Devletin bizi dediler, devlet öldürecek. Korkudan gelemedik. Yoksa ilk başta teslim olacaktık zaten. İşte, teslim olun çağrıları yapılıyordu. Devlete teslim olun, devlet karışmayacak çağrıları yapılıyordu. Biz de ona güvenerek dedik ki kesinlikle bize hiçbir şey yapılmayacak. O şeyde direkt gelip teslim olduk. Bizleri devlet teslim olanı infaz ediyor diye kandırdınız. Devlet hiç kimseyi infaz etmiyor. Siz yalancısınız. Devlet teslim olana hiçbir şey yapmıyor. Gelin siz de devletin adaletine teslim olun. Arkadaşlar, kendi halkımıza zarar vermekten başka hiçbir şey yapmadık bugüne kadar. Gelin siz de teslim olun. Kendi halkımızın malına, canına zarar vererek hiçbir yere varamayız. Gelin devletin adaletine teslim olun. Kesinlikle hiçbir şekilde kimseye zarar verilmiyor. Şu an yaşıyoruz, hayattayız ve hayata yaşamaya da devam edeceğiz. Arkadaşlar, kimsenin sizleri kandırmasına izin vermeyin artık. Gelin devletin adaletine teslim olun. Kesinlikle kimse size zarar vermeyecek.